Rahmeti her şeyi kuşatmış. Bismillahirrahman diyen bir adam. Er-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman diye zikreden bir adamın önce kendisine merhameti olması lazım. Yani merhametli kendine davranacak. Bunu ne yapacak? Evvela kendini cehenneme doğru çeken inkar veya şirk pisliğinden arınacak. Yaratanının karşısında yaratanın yarattığı bir şeyi, şahsı Allah'ın önüne geçirip de gönlüne put gibi yerleştirmeyecek. Ya önce kalbini temizleyecek bu adam. Çünkü Rabbimin yarattığı bir adamın sözünü Allah'ın sözünün önüne geçiriyor, kalbinin en kutsal yerine onu put gibi yerleştiriyor. Bu put gibi yerleştirdiği onu cehennemde yakmasına sebep olacak. Kişi önce kendine merhametli olması lazım. Sonra zaten ayet-i kerimede "O enfusekum ve ehlikum nara." Önce canlarınızı koruyunuz cehennemden, sonra ailenizi koruyunuz. Aileniz deyince birinci derecede eşin, çocukların, annen, baban gelir. Sonra komşuların, sonra mahallen, sonra bir millet, sonra bütün 7 milyar insanlık ailesine biz aile diyoruz. Çünkü Hazreti Adem ile Hazreti Havva'dan meydana geldiğinden kendi çocuklarını sesleyip püsleyip dünyanın bütün eğitimlerini verdiği halde Yaradanının bilgisini vermekten uzak tutan o ciğer paresini cehenneme göndermek için her şeyi yapan insanlara ve acımamız gerekiyor. Yani Rahman, Ya Rahman diyen bir insan, Bismillahirrahmanirrahim diyen bir insan önce kendine merhametli olacak, bu can cehenneme gitmesin diye gönlü imanla dolacak. Sonra tenini fazla yemekten veya az yemekten koruyacak. İsraf da yapmayacak. Yani Amerikalı öbezler gibi 40 günlük yiyeceğini bir günde yemeyecek. Veya Hint fakirleri gibi bir günlük yiyeceğini 40 günde de yemeyecek. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz ayet-i kerimesine uygun olarak bu bedenin sıhhatli olarak kalabilmesi, bu dünyada sıhhatli bir şekilde afiyetle, iffetle hayatını geçirebilmesi için bedene ihtiyaç var, sıhhate ihtiyaç var. Onu koruyacak ve ailesini koruyacak. Hani Mehmet Akif'in şiirinde de var Safahat'ta, bal, bal demekle ağız tatlansa, arı uçmuş, kaçmış, et matası.